Videoyu duyuru için bölüyorum arkadaşlar. Discord sunucusu açtık ve sunucuda Roblox oyuncularını görmek bizi mutlu eder. Sunucumuzda ara ara YouTube'daki çekiliş kadar büyük olmasa da bazı oyunlarda bulunan item çekilişleri ve küçük çaplı Robux çekilişleri yapmaya çalışıyoruz. Aşağıya linkini bırakıyorum ve sizi bekliyorum. Selam herkese, ben Cihat. Bugün sizlere efsanevi 2020 kış ayı güncellemesini sizlere göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Ve her zamanki söylediğim gibi kesinlikle kanalıma abone olmayı ve eğer videoyu beğenseniz kesinlikle abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol tuşuna bastıktan sonra zaten yanında çan işareti çıkacak. Ona da basmayı unutmayın arkadaşlar. Onda bir istisna yani. Yeni videolarından öyle haberdar olabilirsiniz. Evet, hemen videomuza geçelim. Kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sizleri de yormak istemiyorum. Kendimi de yormak istemiyorum. Şimdi Bodymon hesabına geldik. Yukarı çıktıkça efsane haberler bizi bekliyor. Evet, December kodunu kullanmayı deneyin arkadaşlar. 5000 cash verebilir. Arkada gelen sesler için kusuruma bakmayın diyebilirim sadece. Çünkü ben de engel olamıyorum. Şuraları çevirelim. Evet, yeni aracımız herkesin sevdiği bir araç diyebilirim. 200 binin altında, aracın ismi Dolareon. Dolareon. Artık ne yaparsanız yapın yani bu isimle. Araç güzel. Neden amaç boş jantları var derseniz şimdi açıklayacağım. Aracın neden içi kırmızı ben de bilmiyorum. Şu içerideki şey kırmızı ekranı. Yukarı doğru çıkalım. Ve işte efsane bir güncelleme burada başlıyor aslında. Gördüğünüz üzere burada sezonlar artık geri dönüyor. Sezon hediyeleri artık geri dönüyor. Gördüğünüz üzere bir 10 levele kadar bilmiyorum. Abi ben bunu hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar bu konu hakkında ama sizlere göstermek istiyorum sadece. 41 gün sonra bitecek ya da kısa bir şekilde, o kolay bir şekilde de olabilir. Bir seviye sistem olacak. Her takım için eskisi gibi bir değil. Yani dediği gibi. Eskisi gibi bir değil. Bir kolay kasılıyordu eskiden. Şimdi eskisi gibi değil. Daha biraz zorlayacak. 1'den 2'ye geçmek için biraz daha zorlayacak diğer level içinde. Evet, sezon ödülleri hakkında konuşalım dedi. Fotoğraflara bakmak istiyorum sadece ben. Sezon 1 ödülü. Ben bunu anlamadım. 10 bedava falan item falan diyor. Sezon 3 ödülü. Sezon diyorum. Level 4 ödülü. Siyah kaplaması. Level 5 ödülü ise araba kaplaması. Daha fazlasını mı istiyorsunuz? 6 level ödülü. 7. level ödülü 24.000 cash. 8. level ödülü araba kaplaması. Ve 9. level ödülü boş tekerlek. Kullanırsınız artık. Evet, geldik işte asıl konulara. Böyle mevzu burada başlıyor. Bu fotoğrafla başlıyor. BMW i8 oyuna getiriliyor. Büyük, hatta büyük ödül diye yazıyor şurada. Efsane bir araç artık gelmiş oluyor. Bir araç bu kadar güzel olabilir mi? Aracın fotoğraflarına bir bakalım. Gördüğünüz üzere yanlardan kapısı açılıyor gerçekteki gibi. İşte ben bunu bekliyordum. Araç mükemmel. Evet. İşte banka kamyonu artık yola çıkmaya hazır arkadaşlar. Artık yolda da araç soyabileceğiz. Efsane bir güncelleme işte burada. Arkadaşlar bu kamyon için bu kamyonu bankanın içinde bulacaksınız. Polis sunucuda tutuklamaları yaparken kamyonun nakit parayla dolacak. Daki fotoğraf net değil. Yukarı doğru çıkalım. Kamyon parayla dolduğunda iki polis kamyonu atlar ve parayı sürmek için haritadan rastgele yer verilecek. Tüm kamyon parası aralarında paylaşılır ama o kolay kolay değil. Zor olacak. Evet, kısaca bunu demek istedi. Polisler kamyonu durdurmak için tekerlekleri falan sıkacaklar. Pompalı falan artık ne yapacaksınız yapın diyor. Lastikleri patlat, yolları kapat, ters çevir, ne gerekiyorsa durduğunuzda arka kapıları patlatabilirsiniz demiş. Suçlular herhangi bir parayı ele geçirebilirler. Sadece kamyondaki polise dikkat edin demiş. Kamyondaki polis böyle gerçek oyuncu mu olacak? Ben bunu sorgulamaya şimdi başladım. Gerçek oyuncu mu olacak? Fake, yani niye piece mi olacak? Ve geldiğinde direkt pat diye yakalanacak mıyız? Onu hiç bilmiyorum. Kolay olmayacak dedi ya. Aklıma bunlar gelmeye başladı. Server boşsa kolay olacak. Oh, kamyondaki saati fark ettin mi? Bu bomba zamanla içse. Evet. Polis zamanında teslim etmezse, suçlar ona ulaşamazsa, kamyon içindeki tüm parayla patlar ve sonsuza dek gitti mi? Bir sonraki kamyonu yakalamalısın. Son olarak ekstra ayrıntılar. Arka kapılar sürüş esnasında patlarsa nakit olarak dökülür. Kamyon başına en fazla 3 polis gelebiliyormuş. Nakit olarak herkes arasında paylaşılıyormuş arkadaşlar. Nakit dahil herkes arasında paylaşır. 10.000 üzerinden fazla düşünüyoruz. Kamyon başında nakit yarın başka yeni bir özellik ortaya çıktı falan filan. İşte şimdi sizlere kamyonun içerisi böyle. Bu arada sizlere küçük bir şey söyleyeyim. Aracı oyuncular da sürebiliyor. Şuradan da böyle minigun kullanan bir asimo var. Oradan minigun kullanıp, abi zor olacak ya. Gerçekten zor. Minigun da koymuşlar. Bazı ISS'ler görüyoruz. Kamyon gerçekten polis tarafından. Bir dakika.
Birinci kural, yani birinci madde, kamyon gerçek polis oyuncular tarafından sürülür. Ha tamam, iyi. İkinci madde, polis hedefe ulaşırsa teslim ettikleri parayı saklar, nakit soygunu gerçekleştiren kişi arasında paylaştırır. Üçüncü kamyon hareket ettiğinde soygun başlarmış. Doğru, minigun tüm polis oyuncularını eşit eritmesi için. Ne? Ciddi misin? Bütün polis oyuncuları bu minigun'u kullanacaksa ilk gün soymanız imkansız arkadaşlar. Çünkü ilk gün insanlar yeni bir şey görüyorlar ya, üzerine atlıyorlar. Bir hafta bekleyeceksiniz artık daha düzgün soyup. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kesinlikle beğen tuşuna basmayı, abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Ve yanda çıkan çan işaretine de bir istisna olarak basın arkadaşlar. Yeni videolarımdan öyle haberdar olabilirsiniz. Neyse, diğer iki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.